Evet sevgili arkadaşlarım, bugün link to object göreceğiz. Link to object nedir? Asıl link nedir? Dile entegre edilmiş query, yani sorgu olarak çeviriyoruz. Esprisi nedir? Hani SQL'de biz tablodan sorgu çekiyorduk ya. Onu nesneler üzerinde yapmaya kalkmışlar. C# kodlarıyla. Mesela atıyorum elimizde bir tane işte ne bileyim eleman var, onun içinde sorgu çekiyoruz. Liste var, dizi var, onun için sorgu çekiyoruz gibi durumlar var. Yani C# içine sorgu yerleştirmek gibi bir durum var. Hani for için yerine gibi. Bunun SQL'i var, XML'i var, Facebook'u var, Twitter'ı var. Aklıma gelmeyen bir sürü şey var. Bilgisayarın işte RAM'ini, o anki işlemcinin hacmini falan ölçen kodlardan tutun her şey var yani. Her türlü link to var. Esprisi C# kodlarıyla sorgu cümlecikleri yazıp cevaplar almak. Örnekleri yaptıkça biraz daha iyi anlayacağız. Bunun için sevgili arkadaşlarım class yapalım iki tane. Ürün class'ımız, kategori class'ımız olsun. Ve hemen bir tane minik sorgu çekelim. Bir tane ürün class'ım olsun. Ürün class'ım içinde de çok fazla bir şey istemeyeceğim. Bunlar tabi public olursa iyi olur. Aslında fark eder mi? Fark etmez. Neyse. Bir tane de kategori class olsun. Integer kategori ID. String. Kategori adı. Bir tane de override yapayım ki görmemiz kolay olsun. Kategori adı. Burada ise ürün ID'si. Yani aslında bunlar bizim database'deki tablolarımız gibi. Hani kolonları yazıyorum. Evet, buradakiler birer kolon. Öyle düşünebiliriz. Hani şey olarak oraya bağlı olacak. Başka ne olacak? Desimalı fiyat olsun. Bir de stok mu koyalım? Evet, hadi bakalım. Şimdi ürün bir tane boşluk bırakalım. Artı ürün adı olsun. Şimdi şöyle baktığımız zaman nasıl bir durum oluşuyor? Ürün diye bir tane class'ım var. İçinde ürün ID'si, adı, kategori cinsinden yani kategori class'ından bir kategori ve fiyat stok gibi bilgiler de var. Şimdi şu yapı nasıl bir yapı oluyor? Daha önce böyle bir kullanmış mıydık? Kullanmamıştık abi. Böyle bir şey yazmamıştık. Yazmış mı? Yani class'ın içinden başka class'ı eleman olarak kullanma. Şimdi şöyle düşünelim. Tablo arasında join yaptığımız zaman bir tablodan diğer tabloya geçiş yapmamız gerekiyor. Join yapmamız gerekiyor. Bu join işlemini bu şekilde yapıyorum. Yani ürün class'ı içerisinde, ürün tablosunda kategori elemanından bir tane koyarsan işte ürün nokta, kategori nokta, kategori adı, kategori ID gibi sanki o tabloya joinlemişim gibi o tablonun bilgisini de yanında alabiliyorum. Bunun gibi ihtiyacını da çok kullanacağız. Ki bundan sonraki SQL öğrendiğimizde yani link to SQL'de daha da canlanacak burası. Şimdi böyle bir tablomuz var. Şuraya bir adet. Sıkıntı var mı buraya kadar? Şuraya bir adet. Bundan koyalım. Bir tane buton koyayım. Pot ederiz. Tamam, bitti. Dün listi öğrenmiştik. List ürün. Ürünler diye bir şey oluşturuyor. Şimdi sen geçen videoyu durdurmuşuz arada. Unutmuşuz. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi bu ürünleri ben oraya koydum. Aslında bunları buraya yazmayalım da şey yazayım ya.
Yok metot şey açılırken şu yapıcının altına yazayım. Tamam onu şimdi oradan alıp şöyle. Hani şurada sadece bizim kodlarımız olsun diye. Şimdi esprimiz şu. Bir tane listimiz var. Bu listimizi kullanarak işlem yapacağız. Ben şimdi bu listeden şey istiyorum. Veya bunu okuyayım. Daha güzel şey koyalım. Yani daha pratik olsun şu an. Şuradaki fiyatları işte 3 liradan büyük olanları istiyorum. Nasıl buluruz? Neden 3 liradan? 3 liradan büyük olanları. Yalnız SQL'de değiliz şu an. Bu nasıl C Sharp? Bu da C Sharp'ta oluşturulmuş bir dizi. Neyin topu şu? Şu an dikkatli sallıyorsan, yani konuya bağlı olsun diye sallıyorsunuz da tutma. Klasik yöntemler de şöyle olacak. Bundan gidip şu yapmanız gereken şu. Seçilenler diye bir şey oluşturacaksın. Sonra for iş döneceksin. Ürünlerin içinde. Eğer diyeceksin item'ın fiyatı büyükse 3'ten seçenler içerisine ekle diyeceksin item'ı. Ve sonra buna bittikten sonra en sonunda da data grid view'in data source'u eşittir seçenlerdir diyeceksin. Budur. Bakayım. Hadi. Vallahi oldu işte fiyatı 3 tane büyük olanlar buraya geldi. Nice. Ama bu daha karmaşık şey yapılarda daha karışıyor. Hani if'ler müfler çoğalıyor. Sıkıntı oluyor. Bunu şeyle nasıl yazarız? Ona geleceğiz şimdi. SQL'de değil. Link kullanarak nasıl yazarız? Link kullanmada çok basit. İlk başta bir varımız var. Varı nereden hatırlıyorsunuz? Ne değişkenlerinden? JavaScript değişkenlerinden. Var variable'dan geliyor. İşte sorgu diyeyim. Veya sorgu olsun hadi sorgu. Eşittir. Aslında şeye çok yakın. Bizim dilimize çok yakın oluyor. Şöyle. From X in ürünler. Şu satır gibi düşünelim. Aslında şunu item yazayım mı? Daha benzer olsun. Ürünlerin içindeki her eleman bir item'dır diyorum. Yani buradaki gibi. Ürünlerin içindeki her şey bir item'dır. Eğer item'ın fiyatı büyükse 3'ten item'ı seç. Oldu mu? Bu bana şu üstteki sorgumun aynısını getirecek. Ama şöyle bir şey var. Şunu sarıp to list yap diyorum. Bunun hikayesini biraz anlatacağım. Bu to list yaptığım zaman bana geri ne verecek? List ürün veriyor. Yani benim burada yaptığım list ürün gibi verecek. Dolayısıyla data grid'in data source'u eşittir sorgu diyebilirim. Evet bu kadar. Kodu okuması da çok kolay oluyor bunda ya. Hani üstte if'in içine yazmış, orada ne yazmış gibi durumlar var. Bu tek satır olduğu için okuması da gayet basit. Link dile entegre edilmiş sorgu. Yani C Sharp kodlarını şey yapmışlar. Sorgulayabilir bir şekilde yeniden tasarlamışlar. Sanki SQL sorgusu yazıyormuş gibi C Sharp sorgusu yazabiliyor. Hocam bir sorgu çektik sonra item'i mi çektik? Burada hani şey diyorsun ya bu şey gibi oluyor. Ürünler içindeki her şey bir item'dir. Evet. Item'ın fiyatı 3'ten büyükse item'ı seç. Ha, to list'e sonra şeye geliyor işte. O seç o seç yani. Canım da azıcık. Not alacak mısın?
Tamam mı? Hop. Hayır, neye bastın ya? Arkada kırdım. Evet. Şimdi bunda gerçekten çok rahatlık var. Pardon. Mesela başka bir tane soru çıkıyor. Var. Sorgu eşittir. Parantez alayım ya. Promix'in içindeki ürünlerden diyelim. Ver. X'in adı start with. Ne var? İki tanesiyle başlayan var mı ya? K ile başlayanlar gelsin. K ile başlayan ve X'in stok sayısı büyükse 200'den bunları getir. Hala bir şey diyeceğim. Ben diyorum ki from X'in ürünler. Evet. Ürünlerin içeriğinde aslında X'e mi atmış oluyor? Yok, ürünlerin içindeki her şey bir X'tir diyor. Yani buradaki gibi. Ürünlerin içindeki her şey bir item'dır. Diyorsun ya, proje dönerken. Burada diyor yani her bir elemanı X olarak. Yani bu isim tamamen kendine veriyorsun. Nasıl sordun? Basit mi? Şimdi evet, kabak geldi. Ürün adı K ile başlayan kabak var ve bunun şeyi 200'den fazlaymış. Gayet temiz, karışık sorguları tek satır halinde yazabiliyorsun. Ne dersin Emre? Böyle bir garip bakıyorum da anlamadım. Sıkıntı yok. Evet, bu da böyle. Çok da tatlı. Bunun gibi işlerde kullanıyoruz senaryosların linked object'i. Elimizde bir sorgu var. Sorgudan sonra değerler almak için. Var var, hepsi var ya. Bu introduction'da string metotları görmüştük ya. İşte split olsun, bilmem ne olsun. Hepsi var. Tabii şunları bazılarını görmedik de bunları bir kısmını şimdi göstereceğim. Bir kısmını sonra göstereceğim. Ama trimdir, bilmem nedir falan standart gördüğümüz hepsini şu an kullanabiliyorsun yani. Sıkıntısı yok. Bayağı başarılı yani bu zaman. O zaman sen geçelim. Linked'e object'e giriş yaptık. Bunun devamı olarak linked'e SQL'de daha fazla şey görelim. Hem SQL'i orada işlemiş oluruz. Bunu kapatıp oraya geçelim. Link to. Hocam bu kategori kategori yaptığınız zaman amacı ne? Ne iş yani? Amacı şu. Mesela atıyorum ürün o diyeyim. Sorgunun içindeki işte sıfırıncı indeksin değerini alıyorum. Ve merak ediyorum. String X diyorum. Onun üzerinden, kategorinin üzerinden bunun kategori adını ver diyorum. Dolayısıyla o şeyin sen söyle. O ürünün kategorisine ekstra ikinci, üçüncü bir sorgu falan ihtiyacım kalmadan direkt alabiliyorum. O zaman bunu burada kapatalım.